Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün herkes derinden etkileyen bir ölüm yaşandı ve beraberinde tepki sesleri yükseldi. Mart ayında valinin incelemede bulunmak üzere gittiği okulda bu saç sakal ne gibi sözlerle azarladığı iddia edilen öğretmen Halil Serkan Öz için sendikalar toplandı, saygı yürüyüşü düzenledi. Öz de kendisi için düzenlenen yürüyüşteydi ve o yürüyüşte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalova valisi Selim Cebiroğlu'nun Pen Lisesi'nde geçen perşembe günü yaptığı ziyarette kılık ve kıyafetinden dolayı öğretmen Halil Serkan Öz'e sınıf içerisinde "Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler." diyerek hakaret edip sınıftan kovduğu iddia edilmişti. Bu olayın ardından Öz için dün akşam saygı yürüyüşü adı altında eylem yapıldı. Ancak kendisi için yapılan eylem sırasında rahatsızlandı öğretmen. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öz, ambulansla Bursa'ya sevk edilirken yolda iki kez kalbi durdu ve hayatını kaybetti. TÜBİTAK tarafından ödül alan talihsiz öğretmenden geriye, miting alanında rahatsızlandığı sırada çekilen görüntüler kaldı. Ne diyeyim, oğluma doyamadan gitti. Siz söyleyin. O Yalova valisine oğlum öldü. Rahat etsin artık. Anarşist oğlum öldü. Rahat etsin. Öğretmenden anarşist olur mu? Rahat etsin. Bu dünya ona da kalmasın. Benim oğlumla uğraşacağına gitsin başka şeylerle uğraşsın. Allah büyüktür. Kimsenin yanında kalmaz. CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce aileyi ziyaret etti. Bunun hesabını soracağım, merak etme. Bunun hesabını sormak öğretmene düşer, bana düşer. Allah sağ olsun. Siz de bir öğretmen. Çok sağ olun. Size çok güveniyordu efendim. Ardından vali hakkında sert ifadeler kullandı. Bir öğretmeni aşağılamanın ötesinde bir mesleği aşağılamıştır vali denilen zat. Ben bu valiye vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Ne kadar haklıymışım. Vali olmuş ama adam olamamış. Bu bir cinayettir. Bu sıradan bir kalp krizi falan değildir. Bu cinayettir. Devlet eliyle işlenmiş bir cinayettir bu. Ve bu cinayetin baş sorumlusu da validir. Ben savcıları göreve davet ediyorum. Derhal idari ve adli soruşturma başlatılmalıdır. Yaşanan ölüm nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yalova valisi Selim Cebiroğlu ise yaptığı açıklamada Yalova olarak eğitim camiamızın üyesi, değerli personelimiz Fen Lisesi öğretmeni Halil Serkan Öz'ün vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. İstanbul Çağlayan'daki operasyon sonrası şehit olan savcı Mehmet Selim Kiraz'ın otopsi raporuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kiraz'ın vücuduna 5 değil 10 kurşun isabet ettiği öne sürüldü. Kendi dar inanç ve kör bakışlarıyla. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüyle sonuçlanan rehine krizi, farklı bilgilendirmeler nedeniyle yeni iddiaların odağı oldu. Zamanda yer alan habere göre hastane raporunda savcı Kiraz'ın vücuduna 5 değil 10 kurşun isabet ettiği öne sürüldü. Hastaneye geldiğinde hayati fonksiyonu bulunmayan Kiraz'ın önünde ve arkada kurşun yarası olduğu belirlendi. Hastanenin adli raporuna göre savcı Kiraz'a isabet ettiği ileri sürülen kurşun yaralarından 3'ü baş, 6'sı göğüs, 1'i bacak bölgesinde. Mermi yaralarının fazlalığının hedef gözetilmeksizin ateş edildiğini gösterdiği belirtiliyor. Ayrıca 20.56'da öldüğü tespit edilen savcının ölüm bilgisinin 23'te açıklanması ise operasyonu başarılı göstermek isteyen siyasilerin zaman kazanma çabası olarak değerlendiriliyor. Ve teröristlere ilişkin soruları yanıtladı Başbakan Davutoğlu. Özel güvenliklerin kaldırılacağına ilişkin de bir mağduriyet yaşanmayacak şekilde düzenlemeye gideceklerini söyledi. Yönlü olarak bu soruşturma yürütülüyor. Olayın olduğu gün, ertesi günde ifade ettiğim gibi bu terör eylemi esnasında teröristlerin yurt dışı bazı temasları söz konusu oldu. Bu temasların oluşturduğu network ağ, terör ağı konusunda bütün güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz çalışıyor. Nerede olurlarsa olsunlar,
bunlara mutlaka ulaşılacak ve bu soruşturmalar bağlamında zaten 50'yi aşkın gözaltı söz konusu olmuştu geçtiğimiz günler, ilk gün itibariyle söylüyorum. Bu soruşturma, bu araştırma derinleştirilerek sürdürülecek ve alınması gereken her türlü tedbir yurt içinde ve yurt dışında alınıp şehit savcımızın katline sebebiyet verenler mutlaka hesaplarını verecekler. Davutoğlu, özel güvenliklerin kaldırılması konusuyla ilgili de konuştu. Özel güvenlikle ilgili düzenleme 2004 Haziran'ında çıkmış bir düzenlemedir. Ve böylece daha önce olan özel güvenlik yapıları bir disiplin altına alınmıştır. Aradan 11 yıl geçtikten sonra bu düzenlemenin etki analizi tabiri caizse yapılması gerekir. Yani sonuçları ne oldu, aksayan yönler ne? Bütün bunlar mercek altına alınacak. Çalışan bu özel güvenlik firmalarında, kurumlarında çalışanların haklarının mağdur edilmemesi ve stratejik konuma sahip adliye binaları gibi kamu binalarının korumalarıyla, korunmasıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması en önemli iki eksenini oluşturur böyle bir çalışmanın. Sayın seyirciler, Soma davasında bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan 8 kişi can güvenliği endişesiyle 13 Nisan'da başlayacak duruşmaya getirilmeyecek. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciası davası 13 Nisan'da başlayacak. Duruşmaların en az 10 gün kesintisiz sürmesi beklenirken tutuklu 8 sanık hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Sanıkların can güvenliği nedeniyle duruşmaya katılmayacağı açıklandı. Alınan karar gereği tutuklular cezaevinden mahkeme salonuna görüntüyle bağlanacak. Mahkeme heyeti de sorguyu bu şekilde ekrandan gerçekleştirecek. Üçüncü kez yakalandığı yumuşak doku kanserine yenilerek dün yaşamını kaybeden usta sanatçı Kayahan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sevgili İpek Açar'ın ilk tören Cemal Reşit Rey'de düzenledi. Törene Kayahan'ın arkadaşları, çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı. Törene gönderilen çelenkler ise ailenin isteği üzerine tören alanının dışına çıkarıldı. Kayahan'ın vasiyetinde çiçek ve çelenk yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını istediği öğrenildi. Kayahan, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti gereği deniz gören bir yere defnedilmek istediği için Kanlıca mezarlığında toprağa verildi. Sayın seyirciler, Bursa'da at etlerini lüks restoranlara sattıkları iddia edilen şüpheliler 44 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Bursa'da 2 Ocak'ta polise müracaatta bulunan iki kişi çalınan atlarının kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğünü ihbar etti. Vatan Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenleyen ekipler 130 kilo ete el koydu. Yıldırım Tarım Müdürlüğü tarafından incelenen etlerin ise at eti olduğu ortaya çıktı. Kesilen etlerin Bursa'daki kebap salonlarında satıldığının tespit edilmesi ise herkesi şoke etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler iddiaları reddedince serbest kalmıştı. 4 gün sonra bir otomobili durduran polis ekipleri araçta aynı şahıslarla birlikte 93 kilo at eti ele geçirince zanlılar tekrar adliyeye sevk edilmiş ve bir kişi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Soruşturma tamamlandı. Atları keserek piyasaya sattıkları tespit edilen 6 kişi hakkında toplam 44 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Bursa'da Suriyeli bir işçi üzerine düşen tonlarca mermer kütlesinin altında kalarak can verdi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya gelen Nazmi Ali, 20 gün önce Nilüfer ilçesindeki bir mermer işletmesinde çalışmaya başladı. 40 yaşındaki Ali bugünse fabrikada kimsenin olmadığı bir anda üzerine tonlarca mermerin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Gürültü seslerini duyarak yardıma koşan mesai arkadaşları Nazmi Ali'nin üzerindeki mermerleri kaldırdı. Ancak Suriyeli işçinin öldüğü anlaşılarak emniyete haber verildi. Savcının şüpheli bulduğu ölüm üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle bir marketin vitrinine çarptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil özel otomobile yandan çarptı. Otomobillerden biri kontrolden çıkıp sürüklenerek yol kenarında bulunan bir marketin camına çarparak durabildi. Marketin vitrin camları kırılırken kasa görevlisiyle müşteriler şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı otomobil sürücüleri de hafif sıyrıklarla atlattı. Bir başka kazada ise Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nden yüklediği hurdaları Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne götüren 49 yaşındaki sürücünün yönetimindeki tır otoban çıkışındaki virajlı yolda kontrolden çıktı. Terminal kavşağından Ovaakça yönüne dönerken yan yatarak bir süre sürüklendi. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Bursa Otogalericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, internetten araç alım satımlarında vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yanık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda bir düzenleme içinde olduğunu söyledi. İnternetten araç alım satım konusunda yaşanan dolandırıcılıklar için dikkat çeken bir adım geliyor. Bursa Otogalericiler Başkanı Hakan Yanık, yapılacak yeni düzenlemeyle internetten araç satımının tarih olacağını söyledi. İkinci el oto alım satımına bir çeki düzen getireceğiz. Çünkü perakende yasasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ikinci el oto alım satımıyla ilgili düzenleme yapılması yönünde bir yetki verildi. Zannedersem seçimden önce buna da bir çeki düzen verip yetki belgesi olan insanların araçları alıp satması yönünde bir düzenleme gelecek. Yanık vatandaşları da bir konuda uyardı. Artık dolandırıcılık öyle bir had safhaya geldi ki kişiler her türlü bilgiyi kullanarak oto alım satımlarında dolandırıcılığa başlamıştır. İnternette oto alım satımı yapan arkadaşlara söyleyeceğim şu, kesinlikle bir görmediğiniz bir araca, eliniz değmediği bir araca, ekspere götürmediğiniz bir araca hiçbir şekilde kapora göndermeyin. Araç satan arkadaşlarımızda şunu söylemek isterim, hiçbir şekilde aracılarınızla ilgili hiçbir bilgiyi vermeyin. Bursa'da en uzun görev yapan belediye başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer'de 16. yılını değerlendirdi. Toplantıda Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan çok büyük şehir engeline takılan projeler gündemdeydi. BSM'ye biz yıllardır ki proje sunduk kendilerine. Hem geçmiş dönemin başında sunduk hem daha önce sunmuştuk. Sadece barlardan ya da kafeteryalardan ibaret olmasın. Burada bir ticari hareketlilik de oluşturalım. Hiç olmazsa kafetere değil, tamamen ticari ünitelerden oluşacak bir alan oluşturalım dedik. Ve burasını da yap işte devlet. Bakın biz satmıyoruz. Birileri ne yapıyor biliyor musunuz? Çeviriyor, ticarete çeviriyor kamu alanlarını. Satıyor, çekiliyor. Biz yap işte devlet veriyoruz. Ve Nilüfer Belediyesi fazla değil. Ortalamada 15 sene sonra inanılmaz bir gelire sahip olacak biliyor musunuz? Türkiye'nin 8. büyük caddesi olan ve Bursa'nın yeni merkezlerinden sayılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile ilgili proje, Nilüfer Belediyesi'nin büyük şehire sunduğu projelerden yalnızca biri. Başkan Mustafa Bozbey'in açıklamasına göre 5 farklı proje yıllardır büyük şehir engeline takılıyor. Bu proje hakikaten bu kenti markalaştıracak projedir. İşte tozlu raflarda reddedildi, geçti. Bunun siyaseten yapıldığını düşünüyorum ben. Nilüfer Belediyesi Başkanlık koltuğunda 16. yılını dolduran Mustafa Bozbey, bir yıllık icraatlarını değerlendirdi. Ancak toplantıda yapılanlardan çok büyük şehirle plan anlaşmazlıkları nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemeyen projeler gündemdeydi. Yıllardır bekleyen planlarımız da var arkadaşlar. Yani bu planlar şahsi planlar değil, bakın altını çizmek istiyorum. Bu planlar büyük şehirde kamusal alanların planlarının bekletildiğini herkes bilmeli. Bu planlar büyük şehirde bekliyor. Bazıları 2011'de, bazıları 2012'de, bazıları 2013'ten beri bekliyor biliyor musunuz? Nilüfer ilçesine yapılması planlanan yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi de soruldu Bozbey'e. Cevabı netti. Ulaşım sorunu çözülemiyor. Altyapı sorunu başlı başına kendini gösteriyor bazı zamanlarda özellikle. Bu sorunları üzerine sorun eklemeye gerek var mı?
bence yok. Daha fazla sanayiye Bursa'da ihtiyaç yoktur. Gündemdeki bir diğer konu kentsel dönüşümdü. Mustafa Bozbey önce kendi planlarını anlattı. Ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm anlayışını eleştirdi. Toplamda bir planlama yaparak o alanlardan, o mülkiyet alanlarını yine alanlarını koruyup, haklarını koruyarak bir kısmını da kamu alanı olarak oluşturup yan tarafta ilave okullar yaratarak bu süreci böyle yönetmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi işte Sayın Belediye Başkanı dedi ki 0.50 verdim. Neye göre? Niçin? Sebep nedir? Burada 0.50'den gelecek olan yoğunluk yükünün kamusal karşılığı var mı? Hiç bunu düşünen yok arkadaşlar. Bursa'da doğaya önemi arttırmak için Türkiye'de ilk defa Osman Gazi Belediyesi tarafından düzenlenen Permakültür Tasarım Sertifika Eğitim Programı sona erdi. En iç içe olan yeri Türkiye'de ilk kez Osman Gazi Belediyesi'nin katkılarıyla ücretsiz olarak düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından toplam 122 kursiyerin katıldığı Permakültür Tasarım Sertifika Eğitim Programı bitti. 11 gün süren programda toprak analizi, toprak ıslahı, suyun ve atıkların değerlendirilmesi gibi konularda detaylı bilgi sahibi olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Projelerini sundular. 11 değişik proje dinledik. Ve işin güzel tarafı 11 gün içerisinde ne kadar çok şey öğrendiklerini ve bu kurstan öğrendikleriyle de ne kadar etkili bir tasarım yaptıklarını gördük. Onu artık uygulamaya dökmek üzere Doğal Yaşam Parkı projesinin devamına gideceğiz. İnşallah tamamını erdirirsek Bursa için de çok çok güzel bir örnek çıkaracağız. Kursiyerler de programa katılmaktan hayli mutlu olduğunu açıkladı. Kimi eski yeşil Bursa hayalinde, kimi de kurstan öğrendiklerini başkalarıyla da paylaşma. Doğal halini özlüyorum. Çok yapılaşma oldu. Onun geriye dönmesini istiyorum işte. Bu çalışmalarla, gençlerin verdiği projelerle inşallah geri dönülür. Bir adım atılmış oluyor. Bu kadar kapsamlı olacağını düşünmemiştim. Bahçemle ilgili bir şeyler yaparım diye. Biraz bilgim vardı ama evin bahçeyle, bahçemle ilgili bir şeyler yaparım diye katıldım daha çok. Fakat burada katılıp da bu kadar bilgiyi aldıktan sonra sadece bahçeyle kalmamak gerekiyor. Çevreme bir kere anlatmaya başladım. Büyük bir heyecanla zaten. İşte biraz böyle daha büyük bir yer alıp orada permakültürü uygulayıp insanlara da bunu tanıtıp çevreme anlatıp nasıl yapılabileceğini, neler yapılabileceğini ve gelecekte çocuklarıma ve torunlarıma güzel bir şeyler bırakmak istiyorum. Bursa'da motosiklet tutkunları 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'na dikkat çekmek için motosiklet turu düzenledi. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bursa Endotorin Fan Club işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte motorcular Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki hastane alanından başlayarak şehir turu attı. Kanser konusunda vatandaşımızı bilinçlendirmemiz lazım. Erken teşhisin önemini anlatmamız lazım. Grup Kansere Yol Verme, Yarınlar Seninle yazılı yelekleriyle kansere dikkat çekti. Kanseri sadece ismen duyuyoruz ama yakınında yaşamayan bunu farkına varmıyor. Kanser de öyle bir şey, son dakikaya kadar kendini belli etmeyip son günlerinde ortaya çıkan bir şey. Ben kendim yaşadım bunu. O yüzden önceden kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Farkındalığı yaratmak. Bunda da bizim yapabileceğimiz en ufak bir katkı bile olsa bunu yapmak için buradayız. TÜBİTAK tarafından yapılan matematik olimpiyatlarına hazırlık amacıyla Bursa'da 3200 öğrenci sınava girdi. Bursa'da 3200 matematik dehası TÜBİTAK tarafından yapılan matematik olimpiyatlarına hazırlık olarak özel bir eğitim kurumu tarafından düzenlenen sınavda ter döktü. 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yapılan sınavda öğrencilere 40 soru soruldu. 100 dakika süre verilen öğrenciler startın verilmesiyle büyük bir heyecanla soruları çözmeye başladı. Sınavda başarılı olan öğrencilere, öğretmenlere ve okullara olmak üzere 3 kategoride ödül verilecek.
7 Haziran öncesi seçim güvenliği bölge toplantılarının ilki Bursa'da yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk başkanlık etti. 13 ilin valisi, emniyet müdürleri, jandarma komutanları katıldı. Gündemimizin en önemli ve neredeyse tek maddesi seçim güvenliğidir. Türkiye'nin 13 valisi, il emniyet müdürleri, jandarma komutanları seçim güvenliği bölge toplantısı için Bursa'da bir araya geldi. Toplantıya İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk başkanlık etti. Türkiye seçimlerini güvenli olarak yapmakla tanınan bir ülkedir. Halkın iradesini olduğu gibi şeffaf bir şekilde sandığa yansıtmak için sağlanması gereken ortamın sağlanması elbette ki devletim ve bizim görevimizdir. Bursa, 7 Haziran milletvekili seçimlerine kadar Türkiye genelinde 8 bölgede yapılacak toplantıların ilk ayağı oldu. İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da seçimlerin güvenlik geçmesi için alınacak tedbirler konuşuldu. Ama her seçimin de kendine mahsus bir takım farklılıkları olabilir. Hem geçmişteki durumları hatırlatmak hem de bu seçimde olabilecek her ile ait de kendine mahsus farklılıklar olabilir. Onları tartışmak, müzakere etmek adına arkadaşlarımızla bu güzel şehirde bir günlük bir toplantı yapmayı uygun gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı. Yenecek hiçbir kuvvet yoktur diyen Türkeş Bey, iki asırdır fikir ve felsefe arayışının sürdüğü Türk düşünce tarihine istikamet vermiş. Binlerce kişinin katılımıyla mezarı başında anıldı. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi katıldı. Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etmişti. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi 7 Haziran seçimlerinde ittifak yaparak birlikte girmek için el sıkıştı. Kamuoyunda bir süredir dillendirilen Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ittifakı konusunda ilk somut adım bugün atıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir süre görüştü. İki lider ittifak konusunda çalışmaların devam ettiğini aktarırken nihai kararın henüz verilmediğini açıkladı. İttifak için partinin tabanının da görüşünün alınacağı belirtildi. Netlik kazanmayan konuların başında ise hangi partinin çatısı altında seçime girileceği olduğu ifade edildi. Kırıkkale'de kar maskeli bir kişi gündüz girdiği bir evde iki kadına bıçakla saldırdı. Kadınlardan biri hayatını kaybederken diğer kadın da hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Kırıkkale'deki kar maskeli saldırganın hedefi girdiği evdeki iki kadındı. Yemekhanede aşçılık ve bulaşıkçılık yapan iki kadından Gülhanım Özyer, vücuduna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kadını Aynur Bulursa ağır yaralandı. Civardaki görgü tanıkları saldırı mağduru kadınların işlerine gidip geldiklerini ve sakin bir hayat sürdüklerini belirtiyor. Diğer yandan polis de kar maskeli katili arıyor. Sayın seyirciler, İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs bir kamyona çarptı. Biri 16 yaşında, 3 diyaliz hastası öldü, 6 kişi de yaralandı. İstanbul'da içinde diyaliz hastalarının bulunduğu Abdullah Şen Yiğit İdaresi'ndeki servis minibüsü Sezai Şimşek'in kullandığı kamyonun altına girdi. Diyaliz hastaları 16 yaşındaki Alişan Kavuççu, 51 yaşındaki Fahrettin Yakışır ve kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Alişan Kavuççu'nun ailesi sinir krizleri geçirdi.
16 yaşındaki çocuğun cenazesinin başındaki ailesini sakinleştirmek mümkün olmadı. Dördü diyaliz hastası, altı yaralıyı ise sıkıştıkları minibüsten itfaiye ekipleri çıkarttı. İstanbul'da sahilde sabah sporu yapanlar denize bir ceset olduğunu fark etti. Ekipler olay yerine kardeşi kayıp olan birini çağırdı. Bir abi için olabilecek en zor anlar yaşandı. İstanbul Sarıyer sahilinde sabah sporu yapanların denizin üzerinde ceset olduğunu fark etmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları cesedi bota alarak karaya çıkardı. Bu sırada olay yerine bir süredir kayıp olan kardeşini arayan abi geldi. Cesede bakınca yıkıldı. Kardeşim! 29 yaşındaki Ahmet Tutulmaz'ın abiyi kendini yerden yere attı. Onu sakinleştirmek hayli zor oldu. Kardeşim, kardeşim. Karabük'te oturduğu apartmanda kapıcı olarak görev yapan ve kalp krizi geçiren kişiye müdahale eden doktor, kapıcının yakınları tarafından sırtından bıçaklandı. Karabük'te görevden çıkarak evine gelen doktor Şenol Kadir Köstekçi, komşularının kapıcıları Salim Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği haberini aldı. Eşiyle birlikte aşağıya inerek yaptıkları müdahale sonrası kapıcıyı hayata döndürdüler. Kapıcı daha sonra hastaneye kaldırıldı. İçi rahat etmeyen doktor Köstekçi hastaneye giderek Yılmaz'ın durumuyla ilgili bilgi aldı. Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine kapıcının yakınları hastanede taşkınlık çıkardı. O esnadaysa doktor Köstekçi'yi sırtından bıçakladılar. O ara ekip odasına oturdum. Ben bir şey hissetmedim. Sağlık memuru arkadaş, hocam bıçak sallandı. Size bir şey var mı dedi. Açıkçası sonra o anda olayın sıcaklığıyla fark etmedim. Yok herhalde bende bir şey dedim. Sonrasında ayrıldık, evimize geldik. Evime gelince de ciddi göğüs ağrısı oldu. Eşimin baktığında sol kürek kemiğin arkasında, altın tarafında, tam kalbin arka kısmında bir yaralanma gördük, kanama gördük. Sayın seyirciler, Tokat'ta 15 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu gözlerini kaybeden 35 yaşındaki Yaşar Mantar'a kornea nakli yapıldı. Mantar yapılan nakil sayesinde 7 yaşındaki kızını ilk defa gördü. Tokat'ta 2000 yılında bekçilik yaptığı şantiyeye giderken aracıyla uçurumdan yuvarlanan Yaşar Mantar kaza sonrası görme yetisini kaybetti. 2001 yılında kornea nakli yapıldı ancak vücudu korneayı reddetti. Bu süre içinde dünyaya gelen oğlunu henüz 2,5 yaşındayken kaybeden acılı babayı hayata bağlayansa kızı Elanur oldu. Berat, Ele, babamın görmesini çok istiyorum. Babam görürse babamla her yere gideceğiz. Elanur'u görebilmeyi ve onunla vakit geçirmeyi isteyen Mantar'a yardım eli bir iş adamından geldi. Ankara Gazi Üniversitesi'nde yaklaşık 5 ay önce sol gözüne kornea nakli olan Mantar net olmasa da görmeye başladı. Yaşar Mantar'ı en çok sevindirense doğduğu günden bugüne hiç göremediği 7 yaşına giren kızını görmek oldu. Aşağı yukarı 1-1,5 aydır. Evladımın simasını, yüzünü gördüm. Çok net seçemiyorum ama en azından duruşunu, suratını hani kütle şeklinde görüyorum. Gittikçe daha da bu netleşecek. İşte gözümüzün sıkıntıları, ödemler, evet. Sular çekildikçe, tedavi süreci, ilaç tedavisi devam ettiği sürece her şey daha şeffaf, net olacağı söylendi. Babamın gördüğü için yani çok sevindim. Engelli maaşıyla geçinen Mantar, tedavi masrafları için destek bekliyor. Vallahi buna ihtiyaç demeyelim de, kendim artık bazı ilaç tedavi masraflarım var. Bunları kaldırmakta bayağı bir güçlük çekiyorum ben. Amerika'da yapılan bir araştırmanın raporunda İslam dininin en hızlı büyüyen tek din olduğu belirtildi. Buna göre 2070 yılında dünyada Hristiyan'dan fazla Müslüman olacağı kaydedildi.
Amerikan Araştırma Enstitüsü Pew Research Center'ın yayınladığı bir rapora göre İslam dininde büyük bir yayılma var. Focus dergisinde yayınlanan haberde İslam dini dünya halkında en hızlı büyüyen tek din olarak işaret edildi. Araştırmada doğurganlık oranı Müslüman kadınlarda 3,1 iken Hristiyan kadınlarda bu oranın 2,7'de kaldığı hesaplandı. Ayrıca 66 milyon Hristiyanın din değiştirmesi veya ateist olması bekleniyor. Araştırmacılar 2050 yılında dünyada yaşayan Hristiyan ve Müslümanların sayısının yaklaşık olarak eşitleneceğini bildirdi. 2010 yılında dünyada 1.599.700.000 Müslüman yaşarken bu rakam 2050 yılında 2.761.480.000'e çıkacak ve rapora göre 2070 yılında ise Müslümanların sayısı Hristiyanları geçecek. Öte yandan Müslüman toplulukların dünyanın nüfus artışının en fazla olduğu bölgelerinde yoğun olarak yaşadığı belirtildi. Sayın seyirciler, 17 yaşında olmasına rağmen 100 yaşındaki bir insanın vücuduna sahip olan genç kız hayata veda etti. İngiltere'de yaşayan Hayle, nadir rastlanan yaşlanma hastalığı yüzünden öldü. Hayle'nin annesi Kerry, kızının ölüm haberini duyurdu. Bir süredir zatüre teşhisiyle hastanede tedavi gören Hayle'nin evinde öldüğü bildirildi. Hayle'nin yaşlanma hastalığına karşı verdiği cesur savaş, İngiltere'de son zamanların en dikkat çekici konusuydu. Doktorlar aynı hastalığı dünyada yalnızca 275 çocuğun taşıdığını bildirdi. Artvin'de 7 yaşındaki bir çocuğun iş makinesi kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Küçük çocuğun koca iş makinesini adeta oyuncakla oynar gibi kontrol ettiği anlar geliyor ekranlara. Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde çekilen bu görüntüler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 7 yaşındaki bir çocuğun adeta oyuncağıyla oynar gibi iş makinesini kullanması dikkat çekiyor. Çalışan işçilerin rahatlıkları göze çarparken hiçbir şekilde tedirgin olmadıkları da görülüyor. Kıbrıs'ta bir balıkçı tarafından kafası parçalanan Caretta Caretta'nın kafatası kemik çimentosuyla onarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kocareyi sahilinde balıkçı tarafından yaralanan Caretta Caretta kaplumbağa tedavi ediliyor. Sahildeydi. Kafatası tamamen parçalanmıştı. Çok ciddi kırıkları vardı. Ve içerisinde tamamen kum olmuştu. Durumu hali kötü olan kaplumbağanın ameliyatında özel bir teknik kullanıldı. Beyin ödeminin medikal olarak giderilmesi için girişimlerde bulunduk. Hı hı. Daha sonra ön temizlikten sonra kafatasının tabii ki kapatılması gerekiyordu o doku kayıplı alanın. Tellerle bir çatı oluşturduk öncelikle bu açık alanda, kemik hı hı. Kafatasının üzerindeki açık alanda ve değişik amaçlarla medikal dünyada kullanılan kemik çimentosunu bu açıklığı kapatmak üzere yerleştirdik. Ameliyat sonrası ilk kez suya konulan deniz kaplumbağası yüzmeye başladı. Tamamen iyileşmesiyle tekrar denize bırakılacak. Henüz kendine gelemedi fakat geldiğinde eminim ki çok daha iyi hissedecek. Daha derin suya alacağız, dalışını izleyeceğiz, dalışı nasıl yaptığını izleyeceğiz. Eğer her şey uygunsa umarım ki haftaya da ait olduğu yere geri bırakacağız. Günün öne çıkan gelişmelerinin sonuna geldik efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.